tekrar herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün müdavimi olduğumuz Göken Şahin'in barakasındayız, damındayız. Muhteşem elvanlar var, birazdan da hep birlikte göreceksiniz. Gökhan, eline emeğine sağlık. Artık sistemi kurdun herhalde, pek bir işe kalmadı herhalde. Aynen abi, çok şükür abi. Yani hedefimize ulaşmaya çalıştık ama... Ulaştın mı peki? Ulaştık ama şöyle bir durum var. Karışmadan, nasıl söyleyeyim sana, gıcıklandırdılar. Ya şimdi onu şöyle söyleyeyim, bizim Adana'da Adana yerli güvercinlerine merak fazla olduğu için elvan güvercinleri, posta güvercinleri biraz daha az, karışım güvercinleri biraz daha az oluyor. Bir de hani karışım kültürü pek yok gibi, ben öyle hissediyorum. Yani var ama hakkıyla yapmıyorlar. Hakkıyla yapmıyorlar değil mi? Yani. Peki biz birazdan karıştıracağız mı, karışacak mı kuşların? Normalde bir 20 dakika daha var. Ya yapılsa bile bir anlam etmiyor çünkü yapamıyor, hakkıyla yapamıyor. Hakkıyla yapamıyor. O zaman şöyle yapalım, hayvanlarımızı bir dışarı çıkalım, tek tek hayvanlarımızı gösterelim. Eksisiyle artısıyla güvercinlerimizin neleri eksik, neleri fazla, bizlere bunları seyircilerimize aktarırsan sevinirim kardeşim. Dostlar, hava da hafif rüzgarlı, kusura bakmayın. Gökhan kardeşimizin konargası böyle çok güzel, altını da kullanışı yapmış. Eş güvercinlerini buraya koyuyor. Gayet mantıklı bir iş yapmış. Şöyle içeri doğru girelim. Kardeşim selamun aleyküm. Abi selam abi, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Çok şükür biz de iyiyiz. Uzun süredir böyle bekliyorduk, bugüne kısmetmiş abi. Aynen, bugüne kısmetmiş. Sen de hayvanları güzel düzdün, haberini alıyorum. Allah razı olsun abi. Daha fazla bekletmeyelim, izleyicilerimizi şu güzel güvercinlerle buluşturalım. Tekrardan bereketli olsun diyorum. Teşekkür ederim. Şöyle geniş abi. Bir açı aldıktan sonra tek tek güvercinlerimizin eksisiyle artısıyla yorumlayacağız dostlar. Gayet güzel güvercinler. Şimdi istersen şu mısırlıyla başlayalım. Mısırlı bayağı canlı ve buna güllü mü diyorlar, mısırlı mı diyorlar? Şimdi göre değişim. Osmanlı mısırlı derler. Şimdi Gökhan derler. Şöyle yapalım. Tanıttıktan sonra dışarı atalım. Tabii, olur mu? Olur. Şimdi bu güllü 3 çekirdek. Normalde orijinali bunun 4 çekirdek. Hani evet. Çekirdek dediğimiz şurası 1, 2 payam yani. Evet. 3, bir de şurada olması lazım. Alnında oluyor değil tabii, mi? Tabii 4 payamı diyor. Orijinal asıl o. Evet. Bu da hani orta bir kuş. Evet. Maşallah. Yine şu ispire bir bakalım mı? Gümüş ispire. Tamam, bir dakika bir ilk baş. Bekle ben bir bakayım. Şöyle izleyicilerimize gösterelim. Buna ispir gümüş kuyruk diye tabii. Biliyorum öyle diyorlar aynen, değil mi? İspir gümüş kuyruk. Eline de al hemen. Eline al dostum. Yani gözü kırmızı mı olacak, beyaz mı olacak? Şimdi bunlar da kuyruğu beyazda da pek aranmaz. Hani, aranmıyor. Kuyruk normal olsa, düz ispir olsa aranır tabii ki de. Evet. Bu da yine aynı şekilde hafif bir yani sis tabiri caizse denir ama evet. Bu kusur sayılmıyor. Gölge tabii. Diyorlar evet. Aynen öyle. Şu boyun açıklığı, kuyruğun beyazı. Şu şekilde. Bu da güzelmiş maşallah. Sen istediğin, mesela şu şeye, sana çarçıla bakalım. Maşallah. Full yasının basık olmasının özelliği. Evet. Şuradaki payamları yine. Evet. Şurası hatasız olursa daha güzel olur tabii. Şimdi akıtma evet, tam aşağı evet, inmeyecek. Şurada aynen. Kesecek. Birden kesecek değil tabii, mi? Tabii birden kesecek. Aynen şu taraf gibi bak. Bu taraf tam orijinal. Sağ orijin. Tarafı daha tabii. İyi. Tabii. Bu tarafta akıtma olmayacak. Göğsünün evet. Tam kesmesi. Evet. Renginin yine sarı olması. Yani bu şekilde. Maşallah güzelmiş. Şu balinaya bak. Sinasiye bakalım. Şu bir saniye bir ilk baş bir çekim şöyle. Heh. Tamam alabilirsin eline maşallah. Sinasinin en büyük özelliği rengin tutuk olması yani siyah, tam siyah olması. Tam siyah değil mi? Tabii kesmesi aynı şekilde paçalarının. Paçalar uzun oldu mu uçumda çok makbul değil. Bir de takılıyor değil mi? Tabii o yani uçumda pek şeyle değil ama bu şekilde kısa olursa daha makbul. Maşallah. Bu şekilde. Eline emeğine sağlık. Bir de kuşlar cam gibi değil mi? Yani.
Ekstra bir şeyler yapıyor musun bu cam diyen tüy değişimine yok, tamamladıkları hocam. İçin mi? Yok, birçoğunda zaten bak şöyle göstereyim. Şöyle bak, şu an bu tüyünü tam tamamen boyutunda. Bu kuş normalde uçmaması lazım. Evet. Performans evet. Alamazsın. Güzel bir performans evet, alamazsın. Evet. Ayıracaksın mı birazdan bu karışımda? Tabii bunu karışmaya göndermiyorum mesela. Çünkü bu kuş uçmaz. Uçar da çok randıman alamazsın. Öyle söyleyeyim. Evet. Boyun tüyü, ince tüyü de önemli. Evet, evet anladım. Şöyle ben de gelim hiç eline almadan yanında gösterelim dostum. Şuna Japon İsrail mi diyorlar? Yok bu normal İsrail. Bir tane var da siyah bir Japon uzadı. O küçük değil mi biraz? Şurada. Şu şekilde. Bu bir de dışarı kuşu. Şöyle göstereyim. Makası bu var. Yani Avrupa'dan mı geldi? Tabii dışarının kuşu. Hatta şey dostlar yani Rusça yazıyor değil mi? Aynen. Büyük ihtimal Rusça. Evet. Maşallah. Başka. Şu mısırlıya kırmızı mı diyorlar? Ne diyorlar ona? Kırmızı mısırlı. Kırmızı mısırlı diyorlar. O da 3 şekeri mi 4 mü? 3 şekeri olan. Bu da 4, 3 şekeri maşallah. Şuna zeytinli mi diyorlar? Aynen zeytinli. Maşallah. Noktan orta olduğunu ehle diyorlar. Evet. Gümüş kuyruk da güzelmiş. Elimden geldi kadar ırkın 4 rengini yapmaya çalışıyorum. Yani gümüş kuyruktan 4 renk olsun diyorsun değil yani, mi? Yani mesela atıyorum Mısırlı'dan 4 renk. Mısırlı'da peki kırmızı. 4 renk yakaladın mı? Var şu an 4 rengi de var. Kırmızı, sarısı, mavisi. Sarısını göremedik. Sarısı burada. Sarısı da burada. Bu 4 çekkeli alnında da var. 4 çekkeli bu biraz temel bir kuş. Mısırlı'dan. Şinasi kırmadan elde edilen bir kuş ama güzel bir kuş ortaya çıkmış. Paçalanan. Renkleri falan çok güzel maşallah. Şu karanfil mi diyorlar şuna? Bu. Aynen. Maşallah. Şeyleri güzel ama. Bu fitilli diğeri karanfili. Beyaz fitilli diğeri evet. Karanfilli. Yok ben şeyi demiyorum. Fitilliyi demiyorum. Dün biraz rahatsız gibiydi de uçarken iyi şimdi maşallah. Aynen biraz şu an göz sulanması oluyor bu cold operation class içerisinde. Evet. Fitilli daha da uzun olabilir mi yoksa? Tabii daha yüksek olması da anlamalı bunun. Bu uçum için, orta bir uç. Ha anladım. Yine burada bir sarı şinasi var. Şinasinin 4 rengini yakaladın mı? Şinasi'de kırmızı eksik. Mavim var, kırmızıyı maalesef daha uçun içine koyamadım. Yine burada bir göl gümüşümüz var. Dostum gerçekten çok emek vermişsin. Allah'ım esirgesin. Şu ne diye geçiyor? Bu şinasi, mavi şinasi. Mavi şinasi. Ama eksiği biraz var gibi geldi. Bu önünün akıtması iyi değil. Aynen. Atkısı biraz zayıf. Maşallah. Zamanı geldi mi daha karışmaya var mı daha? Ya yeni yapıyoruz ama hakkıyla yapmıyor yani. Hakkıyla daha yapmıyor. Kuş karıştı mı direkt alttan kuş bırakır döküler. Yani bir anlamı var. Bu kuş dediğin yarım saat en az minimum. Bir üst sağda uçması anlamalı kuşlarım. Anladım maşallah. Balinaya bakın dostlar. Çok iyi. Buna Urfalı diyorlardı galiba. Aynen Macar Urfalı. Macar Urfalı. Oo. Şunun güzelliğine bakın dostlar. Allah'a esirgesin. Maşallah maşallah. Dostlar yorumlarda maşallahlarınızı eksik etmeyin. Gerçekten ciddi bir emek var. Nazar değmesine istemiyoruz. Gökhan şöyle seni bir dışarı alalım. Ya bu tarafta ne var? Damızlıkların mı var evet, burada? Çitliler burası. Maşallah. Allah'ım esiriyesin. Yavru vermeye başladı mı yoksa daha ya? Alıyorum yeni. Yeni almaya başladı mı? Aynen. İyi. Maşallah çarçırlar. Şöyle içeri girebilirim değil mi? Tabii. Şimdi buna bango mu diyorlar? Ne diyorlar buna? Bunlara Japon Macar diyorlar. Japon Macar. Aynen. Buna ne diyorlar? Dönek mi bu? Posta. Posta mı? Başı dönek beyaz, gibi ha. Sakar posta diyorlar. Sarı çarşırlar burada. Daha henüz yumurtaları yok. Yine şuradan Macarımız var. Buradan baştan karalarımız var. Senden aldığım o yavru şeyler var ya, balinalar. Birini kedi kaptı, birini kaçtı. Hiç şansımız yok. Daha süre kanalına.
Yok sağ ol. Sıkıntı Allah'ın yok. Aklı bir tanedir dostum. Eyvallah düşünmen yeter. Abi. İstersen şöyle hayvanları dışarı alalım. Karışmaya koyacağın hayvanları dışarı alalım. Gökhan yavaş yavaş uçurmaya başladılar. İstersen biz de uçuralım. Abi. Kaç tane var burada? 35 tane şu an. 35 tane. Takviye yapacak mısın? Maşallah 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 maşallah. Daha uçmayan kuşları var, hazır olmayan. Kendisi de zaten söylemişti. Kendi aralarında ilk karışımı yapacaklar mı? Bakalım tutunacaklar mı? Aha bir tane yabancı. Bu kimin şunlar? Buradaki arkadaşım da onların kafası yılmadı. Bunlar uçları... Aşağıdan mı uçur? Gezdirmiyor herhalde. Yükseldiler ama ha. Yükseldiler de bu kavga etmesi lazım abi. Onlar test uçtu kuşu. Numaraları kaldırdım. Şu kuş benim kuştan görür geri dönüyor. Oynama başladı abi. Yakınlaştırayım mı? Oynarken yakınlaştı daha güzel olur. Mehmet Ali'ninki aşağıdan uçuyor. Dostlar görüyorsunuz. Gökhan'ınki elvan olmasına rağmen bayağı bir yükseliyor. Bayağı bir hızlı uçuyor. Postalar gördüğünüz gibi bayağı bir enginden uçuyor. Kuşları da bozuyor bunlar işte. Kuşları da bozuyor, gitmesini engelliyor değil mi? Abi normalde bu kuşun oynaya oynaya gitmesi lazım. Direkt kuşa yapışması lazım. Evet. Karışması lazım. Yükseldiler maşallah. Şurada var bir grup. Yavaş yavaş sanki gidecekler seninkiler. Çok hızlı bir kesin. Kalkışa basın. Buradan onlara direkt gitmesi lazım. Koşun gitmişse Avrupa kardeşim koşuna. Değil mi? Yani onlar bu tarafa hiç gelmedi. Seninki şurada var bir grup. Bir de nerede vardı? Karşıda. Bir de karşıda var. Bayağı bir uzakta. İnşallah seninkiler gidecektir. Mehmet Umde Mehmet Umde de bıraktı. Mehmet Umde'nin kuşları karışıyor mu? Çok kısa dönüyor Mehmet'inki. Seninkiler daha burada. Dostlar şimdi Gökhan yine bir kuş ayarlıyor. Yine bırakacak alttan. Yani iki takım yapmış. İkisini birleştirecek. Yani kimsenin kuşuyla karışmadığı için kendi kuşlarını karıştırıyor. Yani bu videonun başlığına da kendi kuşlarını karıştıran adam diyebiliriz. Sebebini söylüyor. Mehmet Ali'nin kuşları çok kısa ve yerden dönüyor. Şöyle şunları da bir gösterelim. Ondan sonra konuşmamıza devam edeceğiz maşallah. Uçan şinasi gördünüz mü dostlar? Maşallah. Şuradaki Mehmet Umder'in. Şu Mehmet Ali'nin. Bak seninkiler hemen birleşiyor. Bak bak bak. Sanki birleşecek gibiler ama hepsi ayrı ayrı uçuyor. Seninkiler birleşiyor, birleştiler. Birbirine bina mı uçtular? Evet, gördüğünüz gibi
karışım olmuyor ama hepsi mahalledeki bütün güvercinciler kuşları havada. Bence Mehmet Ali'nin kuşları bozuyor. Çünkü çok alçakta uçuyor. Gökhan, şunlar biraz havada olsa sanki karışacaklar. Değil mi? Engin uçuyorlar diye kısa dönüyorlardı herhalde. Onun şu an kuşları tüyde. Tüyde diye mi? İnce tüyde, aynen. O ince tüyde olduğu için karışabilirler ama yani biraz daha... Normalde karışıyorlar mı? Normalde arada sırada karışıyorlar. Yani normalde karşı şu mahalle insan. Evet. Şu mahallede de bayağı karıştı bak. Karşı mahalle karıştı. Yok, arkadaşın kuşu olur. Kaçmış. Kuşu kaçmış, biz yok. Biz ne kuş sana... neydi kardeşim? Kara alaca. Kara alaca. Kasap Gökhan yakaladı diyorlar. Kasap Gökhan yakalasa direkt ortaya çıkarır. Saklamaz, herkes gülür. Aynen. Bak işte kuşları kaldırıyor, karışma marışma hani yok, bir şey yok abi, yok. Adamlar posta uçuruyor, dam boyu uçuyor. Hep ayrı uçuyorlar. Ne karışmış ha? Kardeşim bunlar niye karışmıyor peki? Bunlar niye karışmıyor? Bunlar Elvan. Elvan diye mi? Elvan fazla karışmaz. Karışma yapan yok zaten burada. Posta olacak ki böyle. Ama eskiden Elvanlar karışıyordu. Karışmada hep Elvan vardı. Posta adama posta uçuyor. Dam boyu uçuyor bak. Hiç bir ayrılmıyor. Posta evin üstüne uçar mı? Uçmaz onlar. Silok. Onlar da çandır ya, ne posta. Çandır abi. Var, giden var da içinden sığırılıp giden var. Ya bunu arayan var. Hatırlamayı diyorlar, garip ya. Var mı yabancı içinde? Bu niye geldin son adam? Benim mi? Benim karalaca işte. O karalaca ya. Benim karalaca da. Şu yabancı mı? Mehmet Ali'nin mi? Benim posta mı ya? Kısarı girdiler. Lefe girdiler. Sen kısarı... Çok sıkmıyor ya. Bunlar ciğerlensin değil mi? Zaten gezerler. Yo geziyorlar zaten ya. No, bu şanstan video çekiyoruz ya. Mehmet Ali kaldırdı ya. Bir de aynen Mehmet Ali kaldırdı. Benim eski kuşları görüyorum. Ben de anda 1 saat 2 saat saatlerce oturuyorum böyle, kuş yok. Şimdi kuş yok mu sende? Kuş kalmadı. 5 tane kaldı. Hepsi Osmaniye'ye gitti. Hatırlama etti. Yemeği ettiler ya. Bir tane de karalaca getirdim, o da gitti. O mu gitti? Dostlar, bu kadar elvanı da uçurmak gerçekten yürek ister. Yani mahallede bir Mehmet Umde, bir de Gökhan Şahin uçuruyor elvanları. Mehmet Umde'nin kuşları nerede? Yavaş yavaş açıldı 12'de. İnce tüyler ya, daha zaman ister. Normalde yok mu? Hakkıyla karışmayanmak için bir ay. Bir ay değil mi? Tabii. Osmanlı falan daha Adana olsun. Sıcak. Osmanlı Antep'in şu an hava serinledi. Yani Adana'da normalde 20 gün, bir ay. Bir aya var. Oturur o zaman. Tabii. Şu an kuşlar işte inetiyor da boyun tüyündeler. Maşallah. Mahalleki de bozmuş kendini. Hı? Mahalleki de bozmuş kendini. Gel. Ama deneki çok sürüyor. Benden bana yapıyorsun. Çok fazla. 40 dakika oldu yaklaşık. Maalesef karışma daha olmadı. Neyse, bu videoya da kendi kuşlarıyla karışma yapan adam diye bir video yapayım. Gerçekten öyle oldu çünkü. Girmiyorlar. Ama dostum, seni tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorum? Şu değerli kuşları böyle 40 dakika 1 saat bırakacak adam herhalde Adana'da anasının yok, karnından doğmadı. Karışın diye ama işte. Evet. Bilmiyorum yani, bugün normalde karışması lazım. Olmadı. Böyle olsun. Kendi bugün başımıza böyle olsun. Kendi aynen. Maşallah Mehmet'inki de bayağı uçtu. Normalde bu kadar uçmuyordu.
yavaş yavaş sökülmüş demek ki. Kuşlar bayağı sıkı ama. Yok diye sıkı. Kaç tane var Asaf Bey? Bir tane döndü. Niye döndü bu? Şu an uçan... Yabancı mı bu yoksa? Yok, kendi kuşun da o birazcık hamurada. Onu zaten yeni getirdim o kuşu. Gökhan, filoya dönmeyi düşünüyor musun? Zaten şu an kuşları... Hepsini sahiplendirir Allah izin verirse. Filo ya, filo. Sahiplendirdin mi, sahiplendireceksin mi? Sahiplendireceğiz inşallah. He. Sahiplendireceğiz. İsteyen olursa. 75 adet erkek hepsi. Evet. Birçoğu yavrudan filo çitliye döneceğiz. Damızlık. Filo çitliye döneceğiz. Uçumu bırakacak mısın? Yani. Uçum olur yani de bu kadar olmaz ama. Fazla yani. Yapmayacağız. Yani kendi yavrularına falan müsaade olsun. Şami olsun. Evet. Bu şekilde. Bu güvercin satımı ile ilgili de ayrı bir video çekeceğiz dostlar, bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi kuşlar gerçekten uçuyor, karışıma müsait. Bir saattir de uçuyorlar. Yani 40 dakikayı devirdiler. Peki gelen dostlarımıza mesela, biz burada şimdi video yaklaşık bir 20 dakika oldu video. Diyecek ki sen 40 dakika diyorsun ama video 20 dakika olacak. Biz yaklaşık bir yarım saat bekledik, doğru mu? Aynen öyle. Şimdi sen gelen insanlara diyeceksin değil mi? Gelecek 1 saat uçacak kuşların. 1 saat rahatlıkla uçar kuşum. 1 saat uçacak. Aynen öyle. Tamam, uçum garantisi veriyorsun uçum yani. Uçum garantisi, karışma garantisi. Tamam. Burada normalde olur yani, bu kadar geniş çaplı olmasa da olur yani burada karışma. Rahatlı İstersen uçar. Bırak insin hayvanla, kısaya da döndüler zaten. Konargaya niye konmadılar? Kuş yok diye mi? Şu filoları da gösterelim mi izleyicilere? Nazar mı değer? Neyse, başka bir videoda gösteririz onları. Tam düz filoyu. Maşallah. Yo, kuşlar çok güzel ya. Maşallah. İspire bayıldım. İspir nerenin kuşu? İspir Antalya kuşu. Evet dostlar, kuşlarımızı indirdik. Gökhan sağ olsun, rica ettik. Kuşlarını uçurdu. Kuşlar hala tüyde, bakın. Boyun tüyde, ince tüydeler. Batırıyor da uçmasını engelliyor. Uçmasını bildiğiniz üzere engelliyor dostlar. 20 gün sonra. 20 gün sonra. Peki 20 gün sonra yine bir gelelim mi senin yanına? Her zaman, her zaman gelebilirsiniz. Kapım her zaman açık. Misafirler de açık. Adana abi, dışından gelecek olanlar da. Bu arada amcamın vefat ettiğinde Antakya'dan kim gelmişti? Kazım Yeşilçay. Kazım Yeşilçay abimiz geldi. Kendisine buradan selam olsun. Yanına gelemedik. Cenazemiz vardı. Amcamız vefat etti. Gökhan kardeşimize Urfa'dan, Antep'ten, özellikle Antep'ten gelip kuşlarını alıp götürüyorlar. Karışıma götürüyorlar. Bilginiz olsun. Gerçekten bizlere renk cümbüşü yaşatıyor dostlar. Maşallah. Gökhan, buna ne diyorlar? Herkes farklı bir şey söylüyor. O, kimisi şey diyor, opal diyor. Opal biraz daha kızıl olması lazım. Ben buna ne diyorlar? Ya, bu beyaz kalemi diyorlar ya. Beyaz kalemi mi diyorlar? Çok yani. Güzelmiş. Kızıl tabii ki eksikleri var mı? Tabii var. Mesela kuşun ne eksiği var? Çubukları daha net olabilir değil mi? Daha net olabilir. Bak suratında falan bu çizgiler, alacalar olmayacak hani. Beyaz mı olacak? Parçalı olacak. Direkt beyaz olması lazım. Anladım. Gözünün kenarındaki falan o gölgeler, parçalar olmayacak. Dostlar hava hala sıcak, görüyorsunuz. Şinasi'yi görüyorsunuz hala. Yaklaşık bir 40-45 dakika uçtu. Sıcak olmasına rağmen hayvanlar sıcaklamışlar. Dostum, güzel mi kuşları? Güzel, 10 numara. He? Güzel. Güzel mi?
Sende de vardı kuş, ne yaptın? Ben de sen hepsi Osmaniye'ye gitti kendi eski yerine. Şimdi kalmadı o zaman. Kalmadı. Aldığım yere geri gittim. Yolu çizen evine geri gittim. Oradan aldın, oraya mı gitti? Gümüş kuyruğa bakın dostlar. Maşallah. Çok iyi kuş. Yine bir tane daha istiyoruz var. Abi harita ya. Aman abim. Eyvallah dostum. Yani tamam ben güzel çekiyorum ama hayvanlar da güzel yani. Evet dostlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle güzel elvanları istiyorsanız, Cumali hep Adana kuşu çekiyorsun dediniz, hep tavuk çekiyorsun dediniz. Alın size elvan. Zaten bir Gaziantep turu düşünüyorum, Hatay turu düşünüyorum. Orada bağlantılar yapıyoruz. Bir 10 adet, yaklaşık bir 10 adet kümesi gezeceğiz inşallah. Bilginiz olsun. Evet dostlar, kendi kuşlarıyla karışma yapan adamın kümesinden sizlere görüntü çekmeye çalıştım. Çok güzel güvercinleri vardı. Sizlere karışma videosuyla gelmek istedik ama maalesef arkadaşlar kuşlar yukarı doğru çıkmadığından karışamadı. Gerçekten iyi kuşları var, siz de görmüşsünüzdür. Bu kadar güzel kuşların bu kadar güzel, bu kadar uzun süre uçması gerçekten takdire şayan. Eline, emeğine sağlık. Eyvallah kardeşim. Şöyle bir ay sonra tekrardan bir video sözü alalım senden. Satılmaz, sahiplendirmezsek inşallah tamam. Güzel bir video çekeriz. İnşallah, inşallah. Satılmazsa dostlar bir ay sonra tekrardan Gökhan Şahin'le birlikte bir video çekeceğiz. Bundan sonraki videomuz büyük ihtimal Mehmet Unde kardeşimizin damı olacak. Onu da oradan bir video çekeceğiz inşallah. Bugünlük bizden bu kadar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, önerilerde bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.